Notcoin'i ilk çıktığı saniye sizlere söyleyen kanal olarak bu Telegram tıklama oyunlarında da detaylı dev bir rehber hazırlamak istedim size. Çünkü buraya gelen insanlar zaten çok büyük paralar kazandılar Notcoin'de. Şimdi kaçıranlar veya daha fazla kazanmak isteyenler sürekli yeni bir şeyler arıyorlar. Ama bugün bunların bütün gerçekliğini sizlere anlatacağım. Bu projeler nasıl kazanıyor? Neden önemliler? Nelere dikkat etmeniz lazım? Hepsinin üzerinden tek tek geçeceğiz, merak etmeyin. Bu videodan sonra kafanızda herhangi bir soru işareti kalmayacak, garantisini veriyorum. Ama bu videoyu dikkatle ve hızlandırmadan izlemeyi unutmayın. İlk olarak Notcoin harici bu projelerin hiçbiri sizi düşünmüyor ve aslında ilk amaçları sizin kazanmanız değil. Tek amaçları daha fazla yeni kullanıcı çekerek borsalarda listelenme ihtimallerini arttırmak. Çünkü borsaların şu anda en fazla önem verdiği şey bu. Abi bana yeni kullanıcı getiriyor mu? Bu yeni kullanıcılar benim borsamda işlem yapacak mı? Ve bu adamlar, bu proje benim işime yarayacak mı? Ve bu yüzden de şu anda baktığınız bütün projeler hepsi listeleme tarihlerini erteliyorlar. Neden? Çünkü ne kadar fazla uzun süre devam ederse bu proje içeriye daha fazla umut ve daha fazla yeni insan gelecek. Tek istediklerim. 2. Bu coinler ne zaman listelenecek? Öncelikle erken listelenmesini veya hemen listelenmesini kesinlikle umursamayın bunların. Çünkü listelenmesi hiçbir şey değil ki. Senin kazdığın milyonlarca coin 1 dolar ederse ne yapacaksın? Ne işine yarayacak? O yüzden güzel bir yerde, güzel bir planla listelenmesini beklemek lazım. Saçma bir borsada listelenmesi, listelenmemesinden çok daha kötü. Bırak listelenmesin. Senin sattığın şeyleri bir market olması gerek ki bunu satın almaları lazım. Yoksa hiç kimse satın almayacak. O yüzden senin elindeki coin'in değeri de sürekli yere düşecek. Ve yine en önemli kısım 3. Bu projeler nasıl para kazanıyorlar? Yine Notcoin'den farklı olarak bu projeler kendi coin'lerini satıyorlar. Yani erken satış aşamasında dışarıdan yatırım kabul edip bazı ön satışçılara, kapitallere gidiyorlar bu coin'leri satıyorlar. Normal piyasaya çıkmasından daha ucuz fiyatta. Ve tabii ki kendi ceplerine de coin alıyorlar. Takım coin'i adını verdikleri. Üzerine oyun içerisinde size diyorlar ya işte şu projeyi takip et, şu YouTube kanalına katıl, işte şu Telegram kanalına girip deyip farklı projeleri gösteriyorlar size. Bunlardan da reklam alıyorlar ve ceplerine o kadar büyük para alıyorlar ki size anlatamam. Hatta bir örnek vereyim. Hamster Combat'ın biliyorsunuz YouTube kanalı çok fazla büyümüştü. YouTube kanalındaki bir reklam için resmi değeri söylüyorum. 1 milyon dolar istiyor şu anda Hamster Combat, haberimiz olsun. Yani sizin yaptığınız şeyler onların cebinde dolduruyor maalesef. 4. Bu kadar coin biriktirdim. Ben bu coinleri tıkladığım, kazandığım coinleri nasıl satacağım? Şu anda Notcoin harici listelenmiş herhangi bir proje yok. O yüzden satamazsınız. Bazı Twitter sayfaları sırf böyle görüntülemelerini, etkileşimlerini arttırmak için saçma saçma fiyat tahminleri, işte şu zaman çıkacak falan bir şeyler diyorlar. Hiçbirine güvenmeyin. Sadece projelerin kendi resmi Twitter hesaplarını takip et. 5. Şu kadar coin ne kadar eder? Şu oyundan ne kadar kazanırım? Tıkladım bunlar ne kadar edecek? Bu sorunun cevabını projenin sahibi gelse size veremez. Neden? Çünkü coinlerin fiyatını o belirlemez. Coin'in fiyatını borsa mantığı gibi piyasa belirler. Ne kadar alım var, ne kadar satım var. En düşük satacak olan adam kaçtan satmayı kabul ediyor? En yüksek alacak olan adam kaçtan almayı kabul ediyor? Bu yüzden bu insanlar ortada buluşur ve bu da bizim finalimiz. Piyasamızı oluşur. Saçma saçma şu kadar milyon bu kadar edecekmiş, yok şu kadar edecekmiş şeylerine inanmayın. Geldik 6. soruya. Hangi projeye girmek daha mantıklı? Şimdi buradaki en önemli soru aslında bu projenin geleceği neler? Yani borsalara ne katıyor? Projelere ne katıyor? Ekosisteme ne katıyor bu proje? Çünkü fiyatlarını aslında bunlar belirleyecek. Sadece bir tıklama oyunu, sadece tıklıyorsun diye sana para vermezler. Örneğin diyelim ki bir projenin kullanıcı sayısı çok fazla, tamam mı? Bu borsanın işine yarar. Niye der ki? Abi bu adamda çok fazla kullanıcı var. Bana bir sürü yeni üye getirebilir. Güzel bir olay. Ardından bir başka proje için yine bu çok güzel olay diyebilir ki. Tamam ben bu adama reklam veririm. Bir sürü insan gelir buraya. Hamster Combat gibi mesela. Bu o taraflar için çok büyük bir artı. Ama senin için maalesef hayır. Çünkü aslında seni sömürüyor bu proje. Senin sosyal medya insan gücünü kullanıp senin farklı yerlerde kendine kazançlar sağlamaya çalışıyor. Bunu Notcoin yapmamıştı. O yüzden o farklı. Kendilerinde zaten bir proje yok. Ön satıştan yaptıkları bir şey yok. Sadece komünite tarafında kendilerini güçlendirdiler ve toplulukları güçlü. Onlara kazandıracak ön satışlar veya bir şeyler yapmaya başladılar. Şu anda Notcoin'e reklam vermek isteyen biri piyasadan Notcoin alıp piyasaya koyuyor. Koymak zorunda, oraya görev açmak zorunda olacak. Notcoin ekibi bunu yapacağını söylüyor. Ve bu herkes için faydalı. Bu projelerin değerli olabilmesi için projelerine değer katmaları lazım. Bunu yapmadığı sürece
hepsi dibe vurmayı bekliyor. Bu kadar coin kazıyoruz. Peki bunları biz banka hesabımıza nasıl alacağız? Finalde bu coinler çıktığı zaman A veya B mutlaka bir borsa hesabına ihtiyacınız olacak. Bu bir kesin. Biz coinlerimizi öncelikle uygulamalardan borsalara göndereceğiz. Borsadan satacağız ve oradan banka hesabımıza çekeceğiz. O yüzden şimdiden bütün borsalarda hesaplarımızı açmayı unutmayın. Ben zaten olabilecek borsaların linklerini açıklamaya bırakacağım. Şimdiden oluşturup hesap doğrulamalarını yapmanızı tavsiye ederim. 8. Bu oyunlar güvenli mi? Şimdi bu birazcık sizin güvenlikten ne anladığınıza bağlı açıkçası. Çünkü şöyle söyleyeyim. Normalde biz burada sadece Telegram uygulaması içerisinden açıyoruz. Yani telefonumuza bir şey indirmiyoruz. Bu yüzden burada bir sıkıntı yok. Size herhangi bir şey yapamazlar. Ama dikkat etmeniz gereken yerler. Bunlardan bir tanesi de uygulama sizi farklı bir siteye yönlendiriyor mu? Bir şey indirmenizi istiyor mu? Para yatırmanızı istiyor mu? Bunların hepsi eksi şeyler. Veya cüzdan bağlamak istediğinizde cüzdanınıza hangi izinleri vermenizi istiyor? Bunları kontrol ettikten sonra kafanıza herhangi bir soru işareti kalmasın. Diğer taraflar sadece Telegram içerisinde açıldığı için zaten çok büyük bir sorun değil. 9. Her oyunun coin'i kesinlikle çıkacak. Bence hepsi çıkmayacak. Hatta çıkanların da birçoğu herhangi bir para etmeyecek. Çünkü çok fazla artık var burada. Piyasada bu kadar para yok. Buralara sürekli para giremez. Market değeri dediğimiz şeyin oluşması lazım burada. Eline gelen herkes bunları satacak. Sen A projesinden bir şey biriktirdin. Gittin Ketizen'i biriktirdin. Okey, sallıyorum, isimler tamamıyla farazi. Bunu gidip satın alır mısın coin'ini? Sanmıyorum. Veya Hamster'ın coin'i çıktı, gidip satın alır mısın? Sanmıyorum. Bunları sadece satma odaklı bakıyoruz. Çünkü daha herhangi bir şey yapmadılar. O yüzden bu taraflarda çok dikkatli olmanız lazım. Ve coin'i çıkartmak da şu an onlar için mantıklı değil dediğim gibi. Bir umut satıyorlar ve bunlarla da reklam satıyorlar. Projenin gelirimi bir anda kesmesi demek coin'i çıkartması. Herhangi yeni bir şey yapmayacaksın. Notcoin'in bile kullanıcısı düştü proje çıktıktan sonra. O yüzden bu kolay bir şey değil, haberiniz olsun. Finale gel. Benim düşüncelerim neler bu konuda? Arkadaşlar, bu konuda gerçekten çok güzel bir yenilik oldu. Piyasaya yeni kanlar geldi. Yeni bir enerji geldi. Notcoin'de bunu çok güzel yaşadık zaten. Bundan sonra ne olursa olsun her şeyin illa cılkını çıkartmayı seviyoruz. Zaten seviyor. Tüm dünya seviyor. O yüzden dibine kadar sömürülmeye başlanıyor. Lütfen yaptığınız şeylere dikkat edin. Hayatınızdaki bütün zamanınızı buraya harcamayın. Çok daha basic şeyler veya kriptonun diğer taraflarına da mutlaka bakın. Tamam, sizi kriptoya bu oyunlar soktu ama bu bir kapı olsun. Daha çok fazla fırsat var. Sırf bu kanaldaki videolarla bile kendinize o kadar fazla şey katarsınız ki emin olun bu oyunlarla bu kadar zaman geçirmek bile istemezsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videodan sonra kalmaz ama yine de eğer kafanıza herhangi bir soru takılırsa bana her zaman YouTube yorumlarından veya Telegram kanalından sorabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz.